Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir şöyle bir 10 dakikalık güzel, keyifli bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Earth Efsanesi diye başladığımız, 3 bölümde bitirdiğimiz Earth birin ardından 5 bölümde Earth 2'yi bitirmiştik. Earth 3'e bir ilk bakış atmıştık ve geçtiğimiz hemen hemen bir ay önce çıkışını gerçekleştiren Fulltrum'la beraber Earth Rogue'a bakıyoruz bugün. Umarım keyifleriniz yerinizde, gününüz güzel geçiyordur. Böyle videoların devamını istiyorsanız, videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Bölüme başlıyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Hadi bakalım. Oyunda efendim tuhaf ya Rogue anlaşılacağı gibi, Rogue'dan anlaşılacağı gibi Roguelike türünde bir oyun. Ben birazcık oynadım. Girişte aracımız kaza yapıyor, parçalanıyor ve burada amacımız çok basit. 30 tane oda var. Her 10 odada bir checkpoint gibi düşünebilirsiniz. Her 30 odada bir hayatta kalmaya çalışıyoruz. İtemler topluyoruz. Telefondan oynuyorum bu arada. Onu da tekrardan hatırlatayım. Böyle güçlendirmelerimiz var. 3 güçlendirmeden birini seçip bir sonraki odaya geçiyoruz. Böyle böyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aslında mantığı basit. Gidebildiğin yere kadar git. Geliş. Sonra bir daha dene. Tekrar tekrar dene. Ve günün sonunda 30 odayı bitirip bölümü tamamla. Üzücü tabii. Earth Day'ın serisinin ilk oyununa güzel bir serinin başlangıcı. İkinci oyun zaten benim için en iyi oyundur. Üçüncü oyununa düşüş. Rogue'da da herhalde dibe batış. Yani Earth Day'ın özelliği araç sürmekti. Yapımcı firma araç sürmek yerine artık demiş ki böyle bir türe aktaralım mevzumuzu. Güzel iki güçlendirme geldi. Düşmanlar öldüğünde patlayacakmış. Diğeri ne? Diğeri de şok. Burada saldırı hızı alayım. Bunu direkt geçiyorum bu kasa arkadaşlar. Reklam izlerseniz ekstra özellik alabiliyorsunuz. Reklam izleyerek. Onunla alakalı bir şey. Burada tek sıkıntı bu taretler. İlerlediğinde daha çok hasar vuran daha yüksek güçlü taretler çıkmaya başlıyor. Onlar problem. Onlar ciddi problem bu arada. Bu arada güzel komp olduk ha. Güzel, güzel set dizdim şu anda gibi duruyor. Güzel, keyifli bir video olur umarım. Buradan şok tabancası değil, kinetiği alayım göstermek için. Böyle ilginç bir hurda. Böyle hurda dönüyor etrafımızda. Bu da Earth serisinin son videosu olacak bu arada. Daha da video gelmeyecek. Burada benim canımı çok sıkan şey taretler dostlar. Çok hasar vuruyorlar. Ciddi anlamda çok hasar vuruyorlar. Burada ekstra yani fazladan mermi sıkmak daha iyi olur. Altın elmayla zaten yazıyor bu odayı bitirdiğimizde. Ekstra can kazanacağız ve bunu her odada yapacak. Çok fazla işe yaramıyor ama şu an için iş yapardı, sonrasında biraz iş yapmıyor diyebiliriz. Bu arada iyi gidiyoruz. Bakalım. Oyun para tuzağı gibi değil. Gizemli içecek alayım. Bir tane geldi. Okey, tamam. Sıkıntı olmaz. Düzenli güncelleme alıyor oyun. Bakalım nasıl toparlayacaklar mı? Ne kadar iyi ya da kötü olacak bunu zaman gösterecek hep beraber. Diğer videoları izlediyseniz, Earth 2'nin 4. 5. bölümünü falan izlediyseniz benim kameranın pikselleştiğini, belki de bu bölümde de pikselleşecek, görmüşsünüzdür. YouTube muhteşemsin. 25.000 bitrate'de kayıt alıyorum. Cam gibi gözüküyor. Cam gibi editliyorum, renderliyorum, cam gibi hala görüntü. YouTube'a yüklüyorum abi, YouTube'da video işleniyor. Benim oyunun görüntüsü fıstık gibi kamera kasmış. İnanılmaz rezil bir durumu var YouTube'un. Bunun çözümünü bu arada bilen varsa, video çeken vesaire veyahut bir yerde görmüş olan varsa yazarsa çok sevinirim. Yani 25.000 bitrate, bir tane sorsan YouTube'a, Google'a şeyinde kibrit çöpünde alalım. Bu da direkt göz, böyle bir şey abi. Direkt alan hasarı vuruyorsunuz kibrit çöpüyle. Yani YouTube çok ilginç. Hani Google'ın şeyinde supportunda direkt şey yazıyor işte. 9000 bitrate ile 12000 arası 1080p 60fps bir video için gayet iyi kalitedir diyor. Kanka sen 25000 çekiyorum. Yani 25000 bitrate ile kayıt alıyorum. Sen bana diyorsun ki piksellik. Yani senin kam... Ya bir de işin komik tarafı, oyunun görüntüsü cam gibi, benim kamerayı pikselleştiriyor. Nasıl beceriyor bunu işlerken? Nasıl bir işleme sistemi kullanıyor? Hiçbir fikrim yok. Bir de hani tam da aslında YouTube'un istediği şekilde kaydediyorum. 25000 bitrate sabit bit hızı. Üzerine bir de üstüne hani 1080p 60fps MP4 kayıt alıyorum bir de yani. Hani farklı böyle zorlanacağı bir
kayıt şeyi almıyorum. İlginç ya. Öyle ilginç. Öleceğim galiba bu arada ben. Ölebilirim. Yapacak bir şey yok. 20'ye kadar geldik. Böyle ödülleri alıyorsunuz. Devam diyelim. Bir kere daha girelim. Ondan sonra da bölümü bitirelim. Çok uzun bir bölüm olmasını istemiyorum. Evet, ikinci kısma başlıyoruz efendim. Tekrardan. Şimdi soldakini seçtim. Yani hologram çok da önemli bir şey değil ama başladık bakalım. Hedefimiz 30. 30'larsak belki arabayı açarız. Belli olmaz. Yani 30'da araba parçası açılacak da bu arada böyle hasar yiyince de bu arada hayatta açamazsın. Seviyeye kasmak yani güçlendirici almak ilk başta çok kolay. Fakat sonrasında giderek zorlaşıyor. Bu arada şok tabancası deminkiymiş. Demin vurduğumuz şimşek vardı. Çok hoşuma gitmişti o. Hemen aslında basketbol alabilirdik. Çift şarjör alabiliriz. Bu arada umarım bu videoda sesim iyi gelir sizlere. Niye yer al derseniz de. Dilim yara abi. Konuşurken biraz sıkıntı çekiyorum. Kayıt iyi geliyordur umarım. Birazcık ısınık telefon ama. Çok ilginç bu arada. Earth Rock'da biraz ısınıyor. Üçüncü oyunda yoktu böyle bir şey ama. Bu oyunda biraz ısınıyor. Hadi bakalım 11. odaya kadar geldik. Hadi bu acaba görebileceğiz mi 30. odayı? Çok merak ediyorum. Acaba 30. odayı görebileceğiz mi? Ama adrenalin alalım. Skiller çok kötü ya. Güçlendirmeler yani çok kötü. Düzgün güçlendirme vermiyor. Şu an acayip sinir oldum ben ona. O biraz baya problem bizim için. İyi bir güçlendirme verse ona göre hızlıca öldürebiliriz. Güzel. Aa bu da yeni. Bak bunu bilmiyorum. %50 hasar. Solucanı beslemen nasıl yani? Nasıl besleyeceğiz? Acaba. Neyse görürüz. Onu da görürüz abi. 15'e geldik. Kritik gidelim. Şu anlık canımız full. Reklam yemeyelim ve devam edelim. O kasaya tıklarsanız dediğim gibi. Ya güçlendirme veriyordu ya reklam izleyerek özellik kazanıyorsunuz ekstradan. Evet 19. oldu. Hasarımız iyice arttı bu arada. Gerçekten sanki kendimi Metin 2'de grind yapıyor gibi hissediyorum. Bu aralar oynuyorsanız bu arada Clash of Clans'ta klanımız var. Yorumlar kısmına gelmek isterim diye yazan olursa klan kodunu atarım. Origins 2 oynuyorum. Metin 2. PvP. Global Server. Telif yemese YouTube'a sürekli atarım videolarını. Ama telif atıyor GamePro. Yapacak bir şey yok. Ne gidelim? Mantar gideyim. Mantar da yerde çıkıyor dostlar. Can sağlıyor. Bu arada deminki odaya geldik. 20'ye geldik hatta. 21'e geldik daha doğrusu. 20'yi bitirdik. Galiba full artı full çok birimli bir kısım olacak. Mantarın olayı şu. Üzerine bastığınızda can yeniliyor. Ekstra işimizi görebilir. Biz bayağı sona geldik. Bir şey diyeceğim. Araba parçasını açabiliriz. İnşallah da açarız. Bu videoya özel güzel olur en azından. Arabanın bir esprisi yok bu arada. Arabanın upgrade'leri de var yine. Aynen örüntüden standart şeyi. Fakat arabanın upgrade'leriyle materyal kasasına çok bir şey yaramıyor. Burada ne gideceğiz? Bunu gidelim. Aranan posterleri böyle işaret çıkan göz işareti olanlar dostlar. Sağda görüyorsunuz şu an. Daha fazla hasar yiyorlar. Onlar aranıyor güya sözde. 25'e geldik. Saldırı hızı değil iyileşme gidiyorum. Bu sefer. Canımız full. Abi geldik 5 oda kaldı bence yapalım. Acaba boss taret mi olacak? Boss bazen zombi oluyor. Büyük zombiler olabiliyor. Bazen de taret olabiliyor. Beta'da ben bu kısmı tamamlamıştım. Bu kısmına kadar. 8 tane falan harita var şu anda totalde. İleride daha fazlası gelir diye tahmin ediyorum. Bomba atar geldi. Hasarımız iyi şu anda. Kazanırsak araba parçası açacağız. Daha doğrusu arabanın kendisini açacağız direkt. Mantığı da o zaten. 30 seviye tamamladığımızda araba parçası açılıyor. Oo çok saçma hasar yedim. Bu arada hafiften şey diyebiliriz buna. Güdümlü füze diyebiliriz. Takip ediyor hafiften. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aldık. Ölürsek reklam izleyip bir daha doğarım. Aldık bu arada her türlü. Roketlere mermi isabet edince ben burada patlatabiliyorum da. Canım çok sıkıntı. Ama aldık. Çok güzel. Evet. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Arabamız açıldı. Güzel. Araba açıldığında ne oluyor herhalde?
Arabayı da bir sürelim. Öyle bölüm sonu diyelim. Earn to Die Rock bu şekilde. Roguelike tür dediğim gibi. Öl, geliş, diril, öl. Aynı döngüde devam et. İşin özü bu. Level aldığınızda da skill ağacı var. Şu anda aldığımız gibi 4 seviye olduk. Skill ağacında da ekstra seviyeler alabiliyorsunuz. Sevgili dostlar bir sür diyelim. Upgrade'leri de işte yol boyunca sürüyorsunuz ve materyal kazanıyorsunuz arabaya. Kazandığınız materyallerle de arabayı geliştirip yolu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yolu tamamladığınızda da zaten görüyorsunuz 3 tane checkpoint var. Aynı Earthdive 2'deki gibi. Ödülünüz direkt şey materyal. O gelen materyal de şeye yarıyor. Silahlarınızı vesaire üretmeye, güçlendirmeye yarıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Earn to Die Rogue'a şöyle kısa bir bakış yaptık dedim. 15 dakika geçmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım yani ışık açtım ekstradan. Kameramı inşallah pikselleştirmez sevgili YouTube. Fakat kamerada bir piksellik görüyorsanız benimle hiçbir alakası yok. Ben cam gibi bir şekilde YouTube'a uploadluyorum. Fakat YouTube işlerken kalitesini düşürüyor. Nedense kameranı düşürüyor sadece. Onu da anlatmak istedim. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoları da beğenmeyi unutmayın.